Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bursa Spor'umuz Balıkesir deplasmanından 3-0'lık skorla eli boş döndü. Maçtaki pozisyonlara geçeceğiz ama e, hafta içinde yaşanan birkaç olay vardı. İlk başta onlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Hafta içinde bir elektrik krizi çıktı ki e, 4 tesise ait toplam 60 tane faturanın ödenmediğini, toplam borcunda 3.800.000 TL olduğunu öğrendik. 2019 Eylül ayından beri faturalar ödenmiyormuş. Tabii buna daha sonradan pandemi de dahil oldu. Onu da ekleyebiliriz, sayabiliriz ama Mesut Mesdan yönetiminin de gene işin içinde olduğunu gördük. Erkan Kamat zannediyorum bildiği bir şey var ki bu borcu 1 Mart'a kadar ödemeyi taahhüt etti. 10 gün kadar süre talep etti. Bunun neticesinde zannediyorum ki belediye başkanıyla vesaire görüşecektir ve bu borcu ödeyecektir diye düşünüyorum. Yoksa aksi düşünülemez. Takımda Emirhan olmayınca çok zorlanıyor demiştik takıma ee, ve Tuzla maçında da oldukça yokluğunu hissetmiştik ki bugün de takımda olup olmayacağını bilemiyorduk. Hafta içinde öğrendik ki Emirhan aslında Covid-19 değilmiş ee, ve bir ufak bir sakatlığı varmış diye duyduk. Bugün maçın ilk 11'i açıklandığında Emirhan'ı görünce hepimiz rahat bir nefes almıştık aslında. Fakat maç beklediğimiz gibi olmadı. Balıkesir Spor'da iki defans oyuncusu sarı kart cezalısıydı bugün. Bursa Spor'da bu sene ilk defa 3 maçtır kazanamıyordu. Ve bu maçla birlikte de 4 maça çıkmış oldu serimiz. İnşallah önümüzdeki 2 iç saha maçında Bursa Spor bu seriyi bir an önce kıracaktır. Hafta içinde Alnur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı özrüye testlerine gelerek oyuncularımıza bir moral ziyareti verdi. Ve yanında getirdiği baklavayı da gene tüm testte çalışanlara, oyuncularımıza dağıttı. Bir başka gelişmede de Tuzla Spor maçından sonra Tuzla Sporlu yöneticiler kendi lehlerine verilmeyen bir gol için TFF'ye itiraz edeceklerine ya da bir konuşma metni, yazım metni hazırlayacaklarına Cumhuriyet Başsavcılığına eee itirazda bulunmuşlar. Bursaspor maçında şike yapıldığını öne sürerek hakemizden altında bırakıcı e, açıklamalarla birlikte bir yazı yayınladılar. Bizler de şaşırdık. Yani e, ilk defa bir hakem hatası olmuyor Türkiye'de. Neden Bursaspor'a yapılınca, Bursa Spor'un lehine yapılınca rakip takımlar bu şekilde tavır alıyor? Yani o zaman biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmalıyız. Bizim sene başından beri kaç tane maçta hakkımız yendi. Video hakem sistemi dediler. Biz video hakemle varla zaten küme düştük. O zaman bizim de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmemiz lazım. Balıkesir Spor'da gene Bursaspor'dan tanıdığınız bazı isimler vardı. Bunlardan ilki Sedat Dursun. Maçın son anlarında oyuna girdi ki gene fiziğiyle görenleri şaşırttı. Daha sonrasında Mert Örneği gördük ki 5 yıl önce Bursa Spor'da en son oynamıştı. Daha sonra Sancaktepe 2. Lig takımlarında oynarken devre arası transferiyle Balıkesir Spor bence güzel bir transfer yapmış. Mert Örnek bugün bize karşı da ekstra oynadı diyebilirim. Balıkesir maçına çıkmadan önce üstümüzdeki rakiplerin hepsi maçlarını oynamış ve hepsi de puan kaybetmişti. Yani üstümüzdeki 6 takımın 5 tanesi puan kaybetmişti. 4'ü yenildi, birisi berabere kaldı. O yüzden dolayı Balıkesir maçının önemi bir kat daha artmıştı ve yenseydik playoff'la aramızdaki puan farkını 3'e 4'e düşürecektik. Fakat oyuncularımız bugün gününde değildi diyorum ben. Balıkesir Spor da çok ekstra oynadı ve çok iyi mücadele ettiler. Onları da tebrik ediyoruz. Ali Akman krizinden sonra bir de Covid-19 kriziyle uğraştı Bursa Spor'umuz. Ve bu krizlerden sonra herhangi bir basın açıklaması görememiştik. Dolayısıyla takımda neler olup bittiğine dair de çok böyle haber yapılmadı ve kimsenin de haberi yoktu açıkçası. Geçen hafta Mustafa Hoca dördüncü sarı kartı görmüştü ve bu hafta sahadaki yerine aldı. Bir yandan da Mustafa Hoca acaba Covid-19 oldu mu diye de düşündük. Çünkü bir teknik heyetten de bir kişinin Covid-19 olduğunu duymuştuk. Hafta içinde yapılan antrenmanlarda da gene Mustafa Hoca'ya ait hiçbir fotoğraf paylaşılmamıştı. Eğer Mustafa Hoca da Covid-19 geçirdiyse buradan kendisine geçmiş olsun diliyorum. Onur ve Özer'in de sakatlığı bugün devam ediyordu zannederim ki ilk 18'de yoktular. Maça geçecek olursak maçın ikinci dakikasında Emirhan'a bir foul yapıldı. Fakat hakem bunu görmedi. Halbuki arkadan ayağına basılmıştı ve sarı kart olması gerekiyordu. Maçın genelinde de gene Balıkesirspor oldukça agresif ve oyuncularımızı rahatsız edecek şekilde bir oyunu sergiledi. Bu tabii onlar için iyi anlamında söylüyorum fakat Bursa Sporlu oyuncular buna karşılık vermekte zorlandılar. Hakem de biraz bu agresifliğe izin verince Balıkesir Spor'un işi biraz daha kolaylaştı diyebilirim. Maçın 6. dakikasında Ozan İsmail Koç'a gelen ara pasında çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalmıştı ki topa öyle bir vurdu ki şut mu çekti ortamı yaptı çok iyi anlayamadık ama zannediyorum orta yapmak istemişti. Fakat top uzak farklı avuta çıktı. Maçın 14. dakikasında Mırs için aşırttırma bir ara pası vardı ki burada Balıkesir futbolcu kalecimiz Atabek ile çaprazdan karşı karşıya kaldı. Burada Atabek ayaklarıyla topu kurtararak tehlikeyi savuşturdu. Maçın ilk 15 dakikasına baktığımızda top daha çok Bursaspor'daydı Ve oyuncular orta sahada çok böyle koşarak mücadele ediyorlardı. Maçta çok tempoluydu diyebilirim. Balıkesir'de bu 15 dakikalık periyotta gene 6-7 tane foul yaptılar ve Maçın sonuna doğru agresif oyunlarına devam ettireceklerinin sinyalini daha ilk 15 dakikada vermişlerdi. Balıkesir stadında tribün yüksekliği biraz düşük olduğu için televizyondan da pilot kamera açısı biraz aşağıda kalıyor. O yüzden dolayı da biraz seyir zevki düşüyor bana kalırsa. Bilmiyorum siz neler düşündünüz? 21. dakikada Furkan Emre'nin sarı kart gördüğü pozisyonun ardından Balıkesir bir serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta da ceza sahasına gelen ortada. E, Ataberk topu yumruklamak isterken e, top Balıkesir sporlu futbolcunun kafasına çarptı ve havalandı. Havalanan top bu sefer kaleye yöneldi ve e, yerde olan Ataberk uçarak bir anda e, topu engellemeye çalıştı. E, yere düşerken de kalenin içine doğru yöneliyordu ki Ataberk bunu anladı ve topu bıraktı. E, devamında da pozisyon korner oldu. Fakat Balıkesir sporlar burada oldukça hakeme itiraz ettiler. Yani burada bile çok agresiflerdi. Yani pozisyonun Tekrarda gelmeden önce de ben açıkçası Ataberk'in topla birlikte kaleye girdiğini düşünüyordum. Sonradan pozisyon tekrarı geldi ve gördük ki açık şekilde gol değil. Yani Çizgiyi bile gelmemiş belki top. Bu pozisyonun sonucunda da Yusuf Şimşek Balıkesir Teknik Direktörü hakeme itirazdan bir sarı kart gördü. 28. dakikada Ozan İsmail Koç rakibine yaptığı hareketten sonra bir sarı kart gördü. Fakat 31. dakikada Emirhan'a bir faal yapıldı. Fakat burada hakem sarı kartını göstermedi. Yani iki pozisyonun üst üste olması aslında hakemin biraz daha bize ağır Balıkesir sporlu futbolculara da yumuşak kararlar verdiğini mi acaba gösteriyor diye sormamızı sağladı. Balıkesir'in Bursaspor'u Spor'u sahasından çıkartmayarak uzun paslar yapmasını sağlıyordu aslında. 34. dakikada Mert Örnek de bir pozisyon bulmuşlardı, gole yaklaşmışlardı ki hemen ardındaki pozisyondan Bursaspor Spor out atışı kullanıyordu ve İsmail çok çalışa gelen top zannediyorum sol ayağına geldi İsmail çok çalışım ve topu uzaklaştırmakta güçlük çekti. Ardından topu kapan Manay cezayı kesti. Skor 1-0 olduktan sonra Balıkesir oyunun kontrolünü tamamen ele aldı diyebilirim ki 41. dakikada gelen bir korner atışında için kafasından seken top Burak Altıparman kafasına çarpıp direğe çarptı. Burada gene skoru 2-0'a gelebilirdi. 44. dakikada da e, yine Mırsic Cüneyt'i geçtikten sonra e, Emirhan'ı da geçti ve e, çektiği şutu Ataberk parmak ucuyla son anda korner açardı. İlk yarı e, artık 1-0 bitsin diye e, beklerken e, ilk yarı tamamlanmıştı ki e, sosyal medyadan da gene takip ettiğimiz kadarıyla protokol tribününde birkaç gerginlik yaşanmış. Bu gerginliği anlayamadım ben ama nasıl gerçekleştiği ile alakalı şöyle söyleyeyim. Protokol tribününe Bursa Sporlu davetliler, Bursa Sporlu yöneticiler geliyor. Ardından Balıkesir Sporlu yöneticiler ve protokoldeki davetliler bir anda Bursa dışarı diye bağırmaya başlıyor. Yani böyle deyince tabii bizim de elimiz armı toplamıyor. Oradaki davetlilerimiz diyeyim hani Bursa Sporlu her zaman her yerde en büyük Bursa diye karşılık veriyor. Bu konu yatıştırılıyor. Birkaç dakika sonra Balıkesir Sporlular Beşiktaş diye tezahürat yapıyorlar. Yani bu da enteresan. E tabi bundan sonra da bizimkiler altta kalmıyor. Ardından inadına Texas çekiyorlar. Yani böyle şeyler ne gerek vardı? Balıkesir bizim komşumuz. Daha önce çok futbolcu alıp verdik. Yani ben anlayamadım açıkçası. Yani varsa Balıkesir Sporlu izleyenler de bu konuyla ilgili daha önce yaşanan bir gerginlik mi vardı ne vardı? Yorumlar kısmına ilave ederse ben de memnun olurum. İkinci yarıya sarı kartı olan Ozan İsmail Koç yerine Ramazan Keskin'le başladı Mustafa Hoca. Ve bu değişiklikle birlikte Emirhan'ın sol kanada geçtiğini gördük. 47. dakikada Muhammed Enes Durmuş, İsmail çok çalışla bir hava topu mücadelesindeyken nasıl kendini yere atarak penaltı almaya çalıştığını hep birlikte izlemiş olduk. Devamında yere yatıp sağlıkçıların sahaya girerek çalınan zaman da cabası. 56. dakikada biraz heyecanlandık. Burak Kabacak ceza sahasında yere düşürülmüştü. Sonra pozisyonun tekrarı geldi. Fakat izlediğimiz kadarıyla Burak Kabacak biraz kendini kolay yere salmış. Yani pozisyonda penaltı değildi. Hakem de doğru karar vermiş diyebilirim. 60. dakikada gene maçın kırılma anlarından bir tanesi yaşandı. Mert Örnek kendini yere attı. Çağatay da burada topu kaparak çaprazdan kaleye bir şut çekti ve çektiği şutu da kaleci parmak ucuyla kornere çeldi. Bundan sonraki pozisyonda da Balıkesirspor'un Spor'un yine golü geliyordu. 61. dakikada Aykut'tan kaptığı topla Manay kaleci ile karşı karşıya kaldı ve sert ve düzgün bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. 70. dakikada Berat ve Abdullah Tazgel oyuna girerken Tuğbey ve Aykut'u Mustafa Hoca sağ kenarına alıyordu. Bu değişikliklerle gerçekten Bursa Spor biraz hareketlense de Balıkesirspor hemen tempoyu düşürücü hareketleri vardı gene kendilerini yere atıp zaman geçirici, sağlıkçıları işte oyuna davet edip kendileri dışarı çıkıp gene zaman geçirici hareketleri vardı. E, i̇şe de yaradı. Bizi durdurmayı başardılar. 76. dakikada da gene Berat ve Furkan Emre'nin içinde bulunduğu karambolde golü bulamadık. Furkan Emre'ydi zannediyorum ki en son topa dokunan fakat burada gene etkisiz kaldık. 82. dakikada da gene Abdullah Tazgen'in çaprazdan şutunu kaleci parmak ucuyla kornere çaldı. 84. dakikada bu sefer Abdullah Tazgel'in e, taç çizgisinin orada kaymasıyla bir pozisyon verdik. E, devamında da aslında tehlike geçmişti fakat top ceza sahamızdaydı. Ramazan Keskin'in burada biraz daha böyle kontrolsüz bir girişi oldu diyebilirim ki. E, hakemle çok yakındı ve direkt penaltı verdi. Manay'da biraz kendini hemen bırakı verdi diyebilirim. Yani hakem bunu affetmedi direkt e, yakın olduğu pozisyonda penaltıyı verdi. Oynada yeni giren Anıl Taşdemir e, skoru 3-0'a getirdi. Golden sonra 87. dakikada Burak Altıparmak yerine Eren Güler'in oyuna dahil olduğunu gördük. Maçın sonuna da 5 dakika ilave edilmişti ki 90 artı 2'den 90 artı 3'e kadar zaten bir balık esirli yerde yatmıştı. Bu 1 dakikayı da artık hakem uzatmadı. Yani uzatsa da çok bir şey değişmeyecekti zaten. Balıkesir Sporu 3-0'lık skordan dolayı tebrik ederiz. Umarım bundan sonraki maçlarında da gene böyle güzel skorlar alırlar. Maçın kırılma anı bence İsmail çok çalışın. Skorun 1-0 olmasına neden olan e, kaptırdığı toptu. E, bundan sonra yani maç öyle bir oynanıyordu ki aslında gol atan kazanırdı. Bakmayın skorun 3-0 olduğuna. E, biz aslında 1-0 olduktan sonra aldığımız riskler neticesinde skor buralara geldi. Evet kendi bireysel hatalarımızdı ve gene bu bireysel hatalarla e, maçı kaybettik. Fakat e, en son Ümraniye maçıydı böyle kötü mağlup olduğumuz. Ondan sonra da gene iyi bir seri yakalamıştık. İnşallah Mustafa Hoca da gene hafta içinde gerekli dersleri çıkartarak oyuncuları motive eder. Fakat hani adını da anmak istemiyorum ama Ali Akman'ın ayrılışına da bağlamayacağım bu skoru, bu kısırlığı. fakat takımın biraz kimyası bozuldu, biyolojisi bozuldu ve hani bir 4-5 haftaya daha ihtiyacı var sanki Mustafa Hoca'nın. Çünkü ilerideki koordinasyonda gene bir değişiklikler yapıldı. Şimdi ismini anmak istemediğim oyuncunun yerine gene birisinin geçmesi başka eksiklikleri doğuruyor. İnşallah Mustafa Hoca bunları halledecektir. Biz kendisine güveniyoruz. Perşembe günü Menemen'le Bursa'da Tims Arena'da karşılaşacağız. Menemen'de gene en son maçta hat-trick yapan İbrahim Raşit vardı. Raşit sarı kart cezası olduğu için bize karşı mücadele edemeyecek. Menemen'in başında da gene yakından tanıdığınız Ümit Karan var. Bakalım Bursa'daki mücadele nasıl gidecek. Biz de bu mücadeleyi merakla bekliyor olacağız. Ardından 3 gün sonra da gene Timsah Arena'da Akisar'la oynayacak takımımız. İnşallah bu sefer galip geliriz diyorum ve iyi bir seri yakalarız diyorum. Ki playoff'la aramızdaki puan farkı daha da açılmasın. Bu mağlubiyet sonrası aslında sevindiğim bir konu. Üstümüzdeki rakipler de kaybetti ve puan farkı daha da açılmadı. Üzüldüğüm konuda herkesin kaybettiği haftada biz kazanıp puan farkını azaltamamış olduk. Önümüzde 12 hafta kaldı. Bu 12 haftada en az bir 7-8 galibiyet almamız gerekecek ve oynayacağımız maçlarında çoğu kendi sahamızda. İnşallah bu avantajı da iyi değerlendiririz ve bundan sonraki maçlarda boynumuz bükük sağdan ayrılmayız diyorum. Beni de buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya Menemen ve Akisar maçıyla birlikte yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.